Oturuyorduk komşularımızla işte Denizde Zeynep duruyorlar ablayı mı? falan çağırdık işte oturduk sohbet ettik. Sonra işte yatma vakti oldu ben ders çalışıyordum zaten. Sonra yattık. Sonra ben depreme zaten uyuyarak yakalanmıştım. Ablam gibi falan kalkmıştı yani son biz kalktık hazırlandık falan. İnelim aşağıya dedik ya da terasa çıkalım Yavrum. dedik. Sonra hazırlanırken hani bina yıkıldı. İşte. Biz Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. hazırlandık ablamlarla. Sonra bina yıkımını ben görmedim. Hani enkaz altında kendime geldim. Zaten kendime geldim. Böyle 5-10 dakika sonra insanlar beni çıkarmaya başladı. Kolon dizimin üstündeydi. Yani dizlerimin üstündeydi kolon. Ayağım da tavanla kolon arasında sıkışmıştı. Çıkartamıyordum. Başımı falan çıkartmıştım ama gövdem sadece şu kadar çıkmıştı. Altı falan yoktu. Hepsi kolon altındaydı. Çıkartamıyordular. Komşularımızla beraber aynı yerdeydik. Hani odalarımız yan yanaydı. Hem aynı apartmandaydık hem aynı hastanedik. Aynı yan odalardaydık. Hani beraberdik sürekli. Bu süreci beraber atlattık. Durumunda zaten doku transferi olduğu için ben hiçbir şekilde basamıyordum ayağımın üstüne. Sonra doku transferi iyileşmeye başladı. Yavaş yavaş biz fizik tedavi görmem gerekiyordu. Pelvis kemiklerim zaten kırıktı. Hani yolda falan yürüyemiyordum. Böyle bir iki ay sonra kendime gelebildim. Şu anda sekiyorum tek ayağımın üstüne gidiyorum ama yani ayakkabı olmadan hiçbir şekilde basamıyorum üstüne. Onu da doğru düzgün basamıyorum. Sürekli sekerek yolda yürüyorum mesela. Hani ayakkabının bile o kadar derecede bir faydası yok. Sadece üstüne basıp yürüyebiliyorum o kadar. Yani acılarımız hala devam ediyor. Bu acı sonuna kadar da gidecek. Yani dinecek bir acı değil çünkü. Biz sanki kızlarım da ben onları çok seviyordum. Onlar da beni çok seviyordu. Biz birbirimizle hiç ayrılmıyoruz. Zaten anneleri yoktu. Köye gitmişti. Beni çağırdılar dedi biraz benim yanımda gelin. Biz de sıkılmışız. Biz beraber oturduk. Konuştuk. Şakalaştık. Biz bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. Ben eve geldim. İki çocuklarım da evdeydi. Uyandım. Böyle gardırobda bir sallanıyordu. Ben hemen uyandım. Hemen kaçtım. Çocukların yanına kaçtım. Dedim çocuklarıma bir şey olmasın. Dedim Azat var ama kapıya kaçtım. Onlar da kalktı. Biz üçümüz beraber kolonun yanına oturdu. Böyle işte salavat falan getirdi. Korktuk. Deprem durdu. Biz de dedi bu soğukta, bu karda, bu kışta hiçbir şey olmadı. Nereye gidelim? Biz de çıkmayı hiç düşünmedik. Birkaç dakika sonra ben kapıyı açtım. Diğer yan komşuyu da kapıyı açtı. Dedi kolonu binası. Binanın kolonu çatlamış. Ben hemen içeri kaçtım dedi. Bana nasıl hemen kaçalım diyor kolon patlamış. İçeriye kaçtım hazırlandık. Diğer vefat etti oğlum. Bina çöktü. Ben mutfaktaydım. Ben bağırdım Azat bağıran dedim. Salona kaçtım araya. Orada bina. Ben ne Azat'ı gördüm ne Baran'ı gördüm. İkisi de. Onu düşünüyordum. Bir de bir bağırma, bir ses. Felaketi 10 dakika sürmedi. O ses hepsi gitti. O kadar. Biraz nefes alıyordum. Başka hepsi. Altında yani şey altındaydım. Toz duman vardı değil mi? Toz duman Karanlık. vardı. Zaten boğazım hepsi duman içinde. Zaten ben dediğim hiç konuşmuyorum. Zaten boğazım doldu diye dedim ne sesim çıkıyor ne bağırıyorum. Hiç bağırmadım. Sonra saat 10 falan diye bir adam geldi taşa vurdu. Tam başımın dedi kimse var mı? Kimse var mı? Ben dedim var var. Sesim gitti gitmedi bilmiyorum dedi. Burada biri varsa dedi taş vur yere. Diyelim de a böyle dedi. Ben halimi böyle yaptım. Küçücük bir taş aldım. Böyle yaptım. Dedi tamam. Şuradan parçamdan alıp buraya kadar bu büyük boru var ya o kırılmıştı. Bir de elim şuradan bir de buradan. Elim kırılmıştı. Bu bayağı da incelenmişti. Hala topal topal yürüyorum diyor ama inşallah ameliyata gerek kalmıyor. Şu an bir ay önce gittim. Dedi iyiye doğruya gidiyor. İnşallah ameliyat gerekmiyor. Tutup gidiyorum. 2 ay boyunca gitmedim, ağladım, ağladım, gidemiyordum, oturamıyordum. 2 ay, 2,5 ay hiç gitmedim. Sonra işte yürek dayanamıyor, gidiyor. Mezarlığa gidip geliyorsunuz. Gidiyorum. 2 ayda bir, 1 ayda bir araba tutup gideceğim.
Öğretmendi, bu sene okulu bitecekti, öğretmen olacaktı. Bu sene sondi, çalışkandı. İşte enkaz altında da beraber kaldık, hastanede de beraber kaldık. Şu anda biz diyorum inşallah bir umudumuz var, tok iyi çıksa gene inşallah komşu olalım, hala bakalım bize. Ya vay, çok. Kadere hali, zilma bina, kolon ne bak yana, o ne kadar ne çıştak bir menele.